Ankara'nın gündemi programından iyi akşamlar. Bu kez Ankara'da değiliz, Atina'dayız. Ve konuğumuz, önemli bir konuğumuz var. Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu. Efendim programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ve yine bu akşam bizlerle beraber Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu da olacak. Okan, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, hoş bulduk. Ve her zaman olduğu gibi Türkiye Gazetesi Ankara temsilcisi ve İhlas Medya Ankara Grup Başkanı Nuri Bey de bizlerle olacak. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Efendim birçok konu var, çok sıcak konu var ve biz şu an Akropolis'te İhlas Haber Ajansı'nın stüdyolarından bu yayını gerçekleştiriyoruz. Aslında bir Dışişleri Bakanı'yla Atina'dan yayın yapmanın da ayrı bir anlamı var. Tırnak içerisinde söylüyorum. Biraz önce bir uçak indirildi. Onunla ilgili son gelişmeleri sizden alacağız ama önce ben Atina'ya, bugün sabah saatlerinden itibaren programınızda 25-26 tane madde vardı. Bir dakika boşluğunuz yoktu. Neden Atina'ya geldiniz? Buradaki özellikle Yunanlıların da merak ettiği bir konuydu. Ben dedim hani... hükümetler arası bir ortak kabine toplantısı nedeniyle ama herkes sizin neden burada olduğunuzu söylüyor, soruyor. Ve ben haber bültenlerinde birinci haberde sizdiniz. Çok teşekkür ederim. Tabii bu Atina ziyaretinin birçok açılardan özel önemi var. Her şeyden önce biliyorsunuz bizim iktidarımız döneminde Türk-Yunan ilişkileri olağanüstü bir pozitif ivme kazanmıştı. Sayın Papandreou hükümeti döneminde de daha da bu ivmeyi artıracak adımlar atıldı. Ve yüksek düzey stratejik işbirliği konseyi toplantısı mekanizması kuruldu. Toplantısı da 10 bakan ile birlikte Sayın Başbakanımızın eş başkanlığında Sayın Papandreou ile 2 sene önce 2010 yılı Mayıs ayında Atina'da yapılmıştı. Ve 25 anlaşma imzalanmıştı. Daha sonra Yunanistan bir siyasi kriz türbülansına girdi. Hepimizin bildiği gibi ekonomik krizin yol açtığı siyasal kriz. Birçok dışişleri bakanı değişikliği yaşandı. Ben o dönemde 3 dışişleri bakanı gördüm. Hükümet değişiklikleri oldu. Son seçimler sonrasında Sayın Samaras'ın hükümeti kurmasıyla beraber yine kaldığımız yerden bu ilişkileri devam ettirecek bir yeni iktidar oluşumu söz konusu oldu. Sayın Samaras hükümeti kurduktan sonra Sayın Avramopoulos Dışişleri Bakanı olarak atandı. Haziran ayında Türkiye'ye geldi. Orada görüştük. Eylül ayında da geçen ay New York'ta Birleşmiş Milletler Marşı'nda görüştük. Her iki görüşmede de bundan sonra iki ülke arasındaki ilişkilerin yine aynı düzeyde, aynı yoğunlukta, aynı derinlikte hız kazanması için neler yapılması gerektiğini konuşmuştuk. Esas itibariyle Eylül ayında New York'ta karar verdiğimiz vecihiyle benim bu ziyaretimi planladık. Bu ziyaretteki esas amaç Sayın Samaras hükümetiyle ilk defa bütün dosyaları gözden geçirmek ve bu dosyaları gözden geçirdikten sonra bundan sonra yapılacak ikinci yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantılarının hazırlıklarını tamamlamak. Dün de zaten Bakanlar Kurulumuzda ben bu konuda bilgi arz etmiştim hem Sayın Başbakanımıza ve Bakanlar Kurulu'na. Muhtemelen 10 ya da 11 bakanla yine devam edeceğiz. Ve bu bakanlıklarımız arasında o zaman mutabık kalan anlaşmalar, 25 anlaşma hem uygulamaya aşamasından neler olduğunu tetkik edeceğiz. Hem de yeni anlaşmalar için tam şu anda rakam değil ama onu aşkın anlaşma da şu an itibariyle zaten mutabakat sağlandı. Daha başka çalışmalar da yürüyor. Birçok müzakeresi yürüyen çalışmalar var. Ve bugün Sayın Samaras'la da ilk kez görüşmüş olduk. Hükümeti kurduktan sonra kendisiyle görüşmemiz de son derece pozitif geçti. Çok olumlu bir havada geçti. Sayın Avramopoulos zaten hem benim hem Sayın Başbakanımızın yakından tanıdığı bir isim. Sayın Başbakanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken o da Atina Belediye Başkanı'ydı. Evet. Türkiye'yi yakından seven, özel muhabbeti olan bir meslektaşımızdır, muhatabımızdır. Dolayısıyla bugün birlikte uzun bir görüşmede bunların hepsini, dosyaların gözden geçirdik. Stratejik vizyon itibariyle pozitif gündem oluşturacak olan alanları tespit ettik. Oralarda yapılacak çalışmalar. Ayrıca bu hükümet değişiklikleri esnasında kısmi bir duraksama söz konusu olan istikşafi görüşmelerde tekrar başlatılma kararı aldık. Yine mutabık kaldığımız vekiliyle inşallah Yüksek Düzey İşbirliği Konseyi Ocak ayının ilk yarısında Türkiye'de gerçekleşecek. İki ay sonra biraz bu 2 aylık süreyi bu eski dosyaların bakanlıklar arası koordinasyonun sağlanması için özellikle biraz daha çalışma imkanı sunmak açısından değerlendirdik. Ocak ayı başında
İnşallah bunu alacağız. Esas gezimizin esas amacı buydu. Çok verimli oldu yani. Bir gün gece bile kalamadan sabah geldik, akşam döneceğiz bu programdan sonra. Ama çok verimli oldu Sayın Sabah. Merkel buradaydı efendim. Dün adeta Atina'da yer yerinden oynadı. Çok gösteri yapıldı. Adeta Atina'yı savaş alanına çevirdiler gösterimde. Bu konu hiç gündeme geldi mi görüşmenizde? Tabii Merkel'le, Sayın Merkel'le yapılan görüşmeleri de ele aldık. Oradaki atmosferi. Ve bugün basın toplantısında da ifade ettiğim gibi biz ekonomik olarak güçlü, istikrarlı bir Yunanistan istiyoruz bir komşu ülke olarak. O bakımdan Türkiye'nin bütün bu yüksek düzeyli sıra işbirliği konseyi mekanizmalarından beklentimiz hem ikili ilişkilerin düzeyinin yükselmesi ve ivme kazanması hem de Yunanistan'ın bu kritik aşamada ihtiyaç hissettiği alanlarda Türkiye'nin bir komşu ülke olarak neler yapabileceğini tespit edip katkıda bulunulması. İlginç tabii dün gerçekten Atina'da bir gösteri ama bugün ben Atina sokaklarında biraz önce biliyorsunuz 100 kişi kişi gözaltına alınmış efendim dün. Evet. Ama bugün de biz Atina sokaklarında biraz önce birlikte dolaştık. Evet. İstanbul'dan buraya Türkiye'den gerek mübadele gerek daha sonraki dönemde gelen ve neredeyse küçük bir İstanbul oluşturan Falerion bölgesinde dolaştık. Çok da büyük bir muhabbetle karşılaştık. Ezber Ozan da bir hem yemek hem sokak turu oldu açıkçası. Çünkü Türkiye'deki Rum azınlık ya da Yunanistan'daki Türk azınlık hep bir tehdit algılamasına konu oldu. Şimdi bir tabu yıkan bir tarzı da var herhalde o temasların. Tabii, yemekten de biraz Suriye gündemine geçmeden bir anekdot atabilir misiniz? Belki de bu ikili ilişkiler bağlamında attığımız adımlar dışında en anlamlı boyutu bu yönü oldu. Geçen sefer aslında ben geldiğimde ilk Dışişleri Bakanı ziyareti olarak ilk yaptığımda bu mahalleye Falerion bölgesine gitmek ve orada biliyordum. O bölge öylesine bir bölge ki bütün Yunanistan Atina'nın etrafını çeviren mahalleler bir kısmı Yeni İzmir, bir kısmı İstanbul İmrozlar yani neredeyse bütün İstanbul Türkiye'deki birçok şehrin adlarını taşıyan sokaklar, caddeler var ve Türkçe konuşuluyor. Ben bunu hep bilirdim. O zaman ziyaret etmek istemiştim ama o sırada orada bir yol inşaatı vardı. Pek rahat yürüyemeyeceğimiz anlaşılmıştı. Onları ben bizim Büyükelçiliğimize... öyle birisi tesadüf etti. Dedi ki bakan geçen geldiğinde bize söz vermişti. Evet. Ama yol nedeniyle gelemedi. Şimdi sözünü tuttu geldi dedi. Geçen sefer onları Büyükelçiliğimizde ağırlamıştık. İlk defa Türkiye'den göç eden Rumlar Büyükelçiliğimize misafir edilmişlerdi. O zaman söylemiştim. Gelecek sefer sizi mahallenizde, evlerinizde ziyaret edeceğim diye. Gördüğünüz gibi oradaki pastanelerde açmasıyla, çöreğiyle İstanbul'u bir şekilde küçük İstanbul şeklinde yaşayan Türkçe son derece güzel ve leziz akıcı, bir Türkçe konuşan. İstanbul Türkçesi. İstanbul Türkçesi işte bir tanesi yanında yürürken Galatasaray genç takımında futbol oynamış. Kimisi Fenerbahçeli, kimisi Beşiktaşlı, kimi Galatasaraylı. Bizim bakanımız diye hitap ediyorlar. Evet, bizim bakanımız diye karşıladılar. Türkiye'nin gündemi burada yer alıyor. Türk dizilerini seyrediyorlar. Ve birbirleriyle konuşmaları da Türkçe. Her birinin hafızasında unutamadıkları güzel anılar var. Biz tam da bunun için bu ilişkilerin, komşu ülkeler ilişkilerin geliştirmesi önemli. Tehdit algılamalarını ortadan kaldırmak, mümkün olduğu kadar aradaki psikolojik bariyerleri yok etmek. Ondan hemen önce de biliyorsunuz Batı Trakya'dan gelen heyetimizi kabul etmiştim Büyükelçiliğimizde. Müftülerimiz, milletvekillerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, belediye başkanlarımız Batı Trakya'dan geldiler. Bizim için bu hem Batı Trakya'daki soydaşlarımızın Türk ve Müslüman kimliğinin korunması ve ikili ilişkilerimiz bağlamında önemlidir ve bir dostluk köprüsüdür. Ama unutmayalım ki burada Anadolu'dan gelip de buraya gelmiş olan bu Türkçeyi de gayet güzel şekilde muhafaza eden, her birisi çok iyi okumuş, kimisi tıp profesörüydü gelenler, kimisi tanınmış avukatlar, iş adamları. Bunlar Türkiye için bir değer. Evet. Hala Türkiye aidiyetlerini sürdüren topluluklar. Bizim onlara gönül kucağımızı açmamız, onlarla irtibat kurmamız ve güzel Türkçe şiirler yazmışlar. Türkiye'ye hasretlerini dile getiren meşhur Theodor Murmuroğlu diye orada bir dostumuz vardı. İlkokulda yazdığı şiiri bana göstermişti. İstanbul'un fethiyle ilgili. İstanbul'un fethiyle ilgili. Evet, evet. Ve şimdi Türkiye bu anlamda aidiyetleri, hatıraları olan topluluklar. O bakımdan bir ezber bozan bir adım diye görülebilir. Ama biz bunu yapmak durumundayız. Bunları bir
öteki algılamasından uzaklaşarak bütün bu topluluklara dostça, ortak hafızamızın pozitif yönlerini hatırlatarak, o kadar yemek yedik birlikte sizin masada da muhtemelen. Hiç kimse negatif bir hatıra, olumsuz bir şey nakletmedi. Herkes gözlerin içinden gülerek, ben büyük adayla her sene gidiyorum diyor. Ben yeni köyden geldim diyor. Yeni köyle ilgili takvimler bastırmışlar. Bunlar bizim için bir değer, bir tehdit ya da bir problem kaynağı gibi görmemek lazım. Türkiye büyük devlet. Kimi Türkiye, biri Kayseri'den. Kayseri'den. Yolda Şebin Karahisar'dan. Yolda karşılaştığımız hanım Kayserili'ydi. Büyük bir heyecanla geldi bizim hanıma, sarıldı. Kayserili, kimisi şeyden Giresunlu. Karadenizliler. Karadenizliler, İzmirliler, İmroz ada. Hepsi de dernekleri varmış her birisi. Gelecek sefer benim derneğime buyursanız dediler. Dediğim gibi çok acılar yaşandığımı, bugün Sayın Samaras'la da, Sayın Avramopoulos'la da paylaştım. Mübadele sebebiyle her iki ülke arasında büyük acılar yaşandı toplumlar. Şimdi o acıların sarılıp artık rahatlıkla herkesin doğduğu ata diyarı olan yerlere, Türklerin Selanik'e, Drama'ya, Batı Trakya'ya, Yanya'ya, aynı şekilde Rumların Anadolu'da bir hasret olarak görmek istediklerine rahatlıkla gidip gelebilmesi lazım. Bizim kendimize güvenimiz arttıkça tehdit algıları da değişecek. Bunu Yunanlı muhataplarımıza da bugün söyledim. Biz bu tehdit algılarını yok ettiğimizde göreceksiniz ki çok büyük bir potansiyel var. Bir tanesi onu söyledi ve bana bir örneğini göndereceğini ifade etti. İlk Türkçe roman, benim bilgim Ermeni alfabesiyle Vartan Efendi tarafından yazılmış Akabi hikayesi. Bir de Rumca, yani Rum alfabesiyle Türkçe yazılan romanlar, edebiyat türü var. Dil Türkçe ama onlar Rumca bilmedikleri için, evet. Yani alfabe Rumca ama dil Türkçe. Şimdi bu buradaki yani Türkçenin hala nasıl yaşar olduğunu, yaşanır olduğunu, bunlar dediğim gibi ortak değerlerimiz olarak görülmesi gereken ve rahatlıkla da konuşulması gereken hususlar. Ben bugün bu ziyareti de yapmış olmaktan mutlu oldum. Hem Batı Trakyalı soydaşlarımızın hem de kimliklerini korumasına katkıda bulunacağız. Dostluk ilişkileri içinde onlara destek olacağız. Onların Türkçeyi ve dini kimliklerini muhafazana önem vereceğiz. Hem de buraya göç etmiş olan Türkiye'ye hala aidiyet hisseden Rum kökenli, kimisi de vatandaşlığı hala sürüyor. Onlarla da ilişkilerimizi geliştireceğiz. Mahallelerini ziyaret edeceğiz. Bunları bir güzel bir dostluk nişanesi olarak göreceğiz. Efendim izninizle artık Suriye konusunu aslında biz Yunanistan'ı sona bırakmıştık ama onunla başlayalım dedik. Bir taraftan bütün Türkiye'nin, hatta dünyanın sizin ağzınızdan çıkacak, biraz sonra sıkacak sözleri bekliyor. Saat 17-15 sıralarında Moskova-Şam seferini yapan Suriye hava yollarına ait uçak Türk Hava Kuvvetleri'nin indirmesiyle Esenboğa Havaalanı'na zorunlu iniş yaptırıldı ve uçak şu an aranıyor. İçeride 30 yolcusunun olduğu söyleniyor. Bu uçak neden indirildi? İçinde silah var mıydı? Bu gerginleşen ilişkilerden sonra bu yeni bir boyuta mı geçilmiş oldu? Bir uçak da Suudi Arabistan'a giderken Adana'ya indirildi. Bizim kendi uçağımız herhalde Suriye hava sahasını kullanmasın diye. Şimdi son bilgiler nedir efendim? İki gelişmeyi ayırt ederek öncelikle değerlendirmek lazım. Biliyorsunuz biz çok aylar öncesinden Suriye'ye dönük askeri kargo taşıyan ve askeri nitelikli uçakların hava sahamızı kullanmasını izin vermeyeceğimizi deklare etmiştik. Çünkü bu bizim için ilkesel bir durum. Kendi halkına zulmeden bir rejime bu tür yani askeri Türk hava sahasının askeri mahiyette kullanılmasını engelleme kararı almıştık. Sivil havacılık kuralları var. Bu sivil havacılık kurallarında sivil uçuş yapan uçaklar taşıdıkları kargo ile ilgili net bildirimde bulunmaları gerekir. Ve tamamıyla sivil nitelikli taşıma yapmaları gerekir. Şimdiye kadar biz hep bunu özenle takip ettik. Bugün bu uçakla ilgili kargosunda mahiyeti itibariyle sivil havacılık kuralları gereği taşınması mümkün olmayan veyahut doğru olmayan bazı malzeme yük olduğu bilgisi geldi. Biz de bu bilginin incelenmesi için bu uçağı indirdik. İndirilmesini talep ettik. Şimdi incelememiz sürüyor. Bu bildirimler esastır.
dediğim gibi sivil uçuşlarda herhangi bir başka malzemenin taşınması veya bildirimde bulunulmadan bir malzemenin taşınması sivil havacılık kurallarının ihlalidir. Her ülke bu konuda tedbir alabilir. Biz de zaten bütün birimlerimizde, güvenlik, istihbarat ve ulaştırma birimlerimizde bu tür konuları yakından takip ediyoruz. Böyle bir bilginin gelmesi üzerine değerlendirildi. Bakanlığımızdan yakın takip edildi. Ben de doğrudan bilgi aldım. Sayın Başbakanımıza arz edildi konu. Ve bu uçağın indirilerek bu tetkikatın yapılması kararı alındı. Uçakta silah, şu anda, benzeri bir şey çıkarsa müsaade mi edilecek efendim? Böyle bu konuda uluslararası hukuk neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Şu anda inceleme devam ediyor. Dediğim gibi netice alındığında kamuoyuyla da paylaşılır. Ancak bu konuda ilkemiz açık ve nettir. Herhangi bir gerekçeyle, herhangi bir vasıta kullanılarak Suriye'de sivil halka karşı böylesine acımasız katliamlar yürüten bir rejime dönük silah akışını kontrol etmeye kararlıyız. Yani bizim sabah sahamızın kullanılarak bu tür bir çalışma yürütülmesi kabul edilemez. Bu tetkik yapıldı. Yolculara yemek ikramı da dahil her türlü misafirperverlik gösteriliyor. Biraz önce ben tekrar müsteşarımızdan bilgi aldım. Yolculara isterlerse salonlarımızda bulunabileceklerini de ifade ettik. İçeride de bir kısmı gelmişti, görünümde. İçeride onlara ikram sürüyor. Yani sivil olarak ülkemizde bulunan kim olursa olsun onlara o kaç kişiler güzeni, efendim? Güzeni sivil gösterir. Yolcu sayısı var mı? 30 civarında. 30 civarında. Bu istihbaratın kaynağı milli bir bilgi mi? Müsaade ederseniz bu konulara girmeyelim. Yani istihbaratın zaten mahiyeti biraz da o bilgi kaynağı ile ilgili olarak mahremiyetindedir. Dolayısıyla bu konularda ama bizim tutumumuz ilkesel bir tutumdur. Diğer husus ise zaten bizim uzun zamandır yakından takip ettiğimiz bir husustu. Yani bunun tabii bugün bu gelişmelere paralel olarak daha yakından takip ediyoruz ama esas itibariyle de Suriye hava sahası gittikçe artan bir şekilde bir risk alanı oluşturmaya başlıyor sivil uçuşlar içinde. Çünkü bir iç savaş şartlarının sürdüğü ve birçok gerilimin yaşandığı bir hava sahasının kullanılması bizim sivil uçuşlarımız için de risk oluşturabilir düşüncesiyle, kanaatiyle ve bu gelişmelerle tedbir takip edelim. Yani tabii, tedbir alma. Kendiliğimizden aldığımız tedbir. Tabii. Bizimle ilgili bizim aldığımız ve birçok başka ülkenin de daha önce almış olduğu ayrıca Suriye hava sahası eğer böyle büyük gerilimler, çatışmalar yaşanıyorsa, savaş hali söz konusu zaten o hava sahasının kullanılması durdurulur. Bizim başka güzergahlar var zaten. Evet. Kullanılabilecek alternatif güzergahlar var. Sayın Bakan, bakımdan... şu an hareket yeri neresi? Moskova mı? Nerede hareket? Moskova'dan Şam'a. Şam'a hareket eden uçak. Suriye uçağı mı? Bu Moskova'dan hareket ederken bu Gines Uluslararası Sivil Havacılık Kurallarına göre yükünün denetimi beyanı yapılmıyor mu? Bunun tabii Suriye bu uçak temelde bu uçuşu yapan uçak bundan mesuldür. Yani Suriye Hava Yolları'na ait olduğu bildirilen bir uçak. Bütün bunlar tetkik ediliyor. Yani bütün bunlar önemli olan çıkış yerinin ötesinde ilkesidir. Daha önce de benzer askeri nitelikli bazı uçuşlara biliyorsunuz izin vermedik. Başka ülkelerden gelen uçuşlara da izin vermedik. Burada sivil bir uçuşta eğer bildirim gerektiren bir malzeme bildirilmemişse ya da o malzemenin mahiyeti hakkında doğru bilgi verilmemişse bizim her zaman, sadece bu konuda değil, her zaman inip indirip onu kontrol etme hakkımız da vardır. Bu hakkı kullandık. Yani burada çok açık bir şekilde uluslararası hukukun gereği olan, birisi uluslararası hukuku eğer ihlal etmişse bu taşımacılık sürecinde tabii bizim onu inceleme hakkımız var ve özellikle bugün sınırlarımızda olan gerginlik dolayısıyla da bunu her zaman yaparız. Görüşürüz, ne kadar sürer efendim? Tamam. Yani ilerliyor. Biraz önce ben tekrar bilgiler aldım. İlerliyor. Şu anda sürüyor. Yani efendim tekrar hani tam netleştirme anlamında uluslararası havacılık kurallarına uymayan sivil havacılıkta bizim şüphemiz bu Moskova Şam seferini yapan uçakta bir silah malzemesi taşındığı mıdır? Şimdi ben malzemenin mahiyetini şu anda söylemem doğru değil. Evet. Ama size söylüyorum. Sivil havacılık kurallarına uygun olmayan bir yükün taşınması, bu yükle ilgili bildirimde doğru bir bildirim yapılmaması ya da ya bildirim yapılmaması ya da doğru bildirim yapılmaması. Bunların hepsinin neredeyse olduğu bir durum söz konusu.
Dolayısıyla biz de bunu inceleme ihtiyacı hissediyoruz. Biliyorsanız söyleyin, biz bilmiyoruz. Uluslararası havacılık kurallarına göre eğer bizim istihbaratımız ve şüphemiz doğru çıkarsa ne işlem yapılıyor efendim? Uluslararası hukukun gerektirdiği işlemler yapılacak. Ha. Yani o konuda zaten bu tür durumlarda takip edecek belli yöntemler var. Daha önce de benzer, yani bu olayla ilgili değil ama başka konularda benzer durumlar oldu. O konuda bizim kurumlarımız yeterli tecrübeye ve bilgiye sahip, gerekli işlemler yapıyor. Suriye'ye giden kara ve hava araçlarına bugüne kadar gerginliğin başladığı, Suriye'de gerginliğin başladığı günden bu yana böyle bir işlem yaptık mı hiç? Hiç bu örneğe geçelim. Bazı askeri kargo taleplerini izin vermedik. Geri çevir. Ama orada zaten ya askeri uçuştur, ya askeri personel taşımadır, evet. Askeri işte daha önce aldığımız kararla onlara izin vermiyorduk, geri çeviriyorduk. Bu bir sivil uçuş. İlk defa yani sivil uçuş şeklinde talepte bulunan bir uçuşta böyle bir bildirim ne diyeyim, eksikliği veya yanlışlığı ihbarı geldi. Biz bu bilgiye istinaden bu incelemeyi yapıyoruz. Evet, ve ayrıca elimizde tabii bu konuda bazı doneler, bilgiler. İstihbarat geldi ve siz de gereğini yaptınız. Uçağı inmeye zorladınız, indirdiniz, inceliyorsunuz. İnceliyoruz. Bulunduktan sonra da uluslararası hukuk ona göre tabii, ne yaparsa tabii, onu... Tabii, ona göre yolcularla ilgili bir durum değil bu. Evet. Sivil uçuşla ilgili bir sınırlama getirmemiz de söz konusu yolcuların değil. Ama sivil uçuş görünümü altında başka malzemeler taşınıyorsa ya da bildirimde bulunulmamışsa o zaman inceleriz. Şimdi o inceleme sürüyor. Ve yani bu istihbarat tabii rastgele bir durum değil, duyum değil. Bazı doneler üzerine yapılan bir işlem. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 14-15 Ekim gibi planlandığı söylenen ama resmiyet kazanmadığı da ifade edilen bir Türkiye ziyareti söz konusuydu. Şimdi ziyaret Kasım ya da sonraki aylara ertelendi şeklinde bilgiler var. Bu noktada Türkiye ile Rusya'nın Suriye politikasında yeni ve farklı bir pozisyon olmamasından hareketle aslında bu ziyaretin ertelendiği ifade ediliyor. Yani bu ziyaretin arka planlarına ilişkin bizimle paylaşabileceğiniz bir boyut birlikte, var mı? Rusya ile birlikte bu konuda bir açıklama zaten yapılacak yakın, yani kısa bir süre içinde. Sayın Başbakanımız ve Sayın Putin'in temasları son temasında bu konuda bir zaten net bir tarihlendirme yapılmamıştı. Yani netleşmemişti kesin bir şekilde. Üzerinde takriben mutabık kalınan bir tarih var takriben. Şimdi bir tarih tespit edildi önümüzdeki haftalar içinde. Bu orada yapılacak. Efendim bu uçak indirme olayına yani son... herhangi bir kriz dolayısıyla erteleme şey değil. Şimdi yani bu olayda mesela Moskova'nın bir sorumluluğu var mıdır? Sivil bir uçuş var, sivil bir havalimanı var ama Moskova'da orada olmaması gereken bir kargo var. Hem Türkiye-Rusya ilişkilerini etkisi bazında. Türkiye-Rusya ilişkilerini etkileyecek boyuta geleceğini düşünmüyorum. Evet. Zaten orada bu inceleme bittiğinde çıkacak tabloya göre bunlar değerlendirilir ama bu temel şey itibariyle Türk-Rus ilişkilerini etkileyecek bir boyutu şu aşamada yok. Efendim incelemenin ne zaman bitmesini bekleyebiliriz? Şu anda sürüyor. Ben biraz önce dediğim gibi temas kurdum ilgili arkadaşlarla, kurumlarımızla. Şu anda sürüyor inceleme. Bittiğinde hep beraber etkisini bir de efendim Türk uçaklarının, sivil uçaklarının Suriye hava sahasını hani kullanmamak için Adana'ya indi. Onu da net. Bundan sonra Türk sivil uçakları, yolcu uçakları Suriye hava sahasını yarından itibaren veya şu andan itibaren hiçbir şekilde kullanmayacak diyebilir miyiz? Evet, yani Sayın Başbakanımızla yapılan değerlendirmeler sonucunda verilen talimatla Sayın Başbakanımızın talimatı Dışişleri Bakanlığı olarak biz ilgili birimlere Suriye hava sahasının artık güvenli bir hava sahası olma niteliğini kaybettiğini, dolayısıyla Türk Hava Yolları başta olmak üzere bütün sivil uçuşların diğer güzergahları kullanmalarının doğru olacağı konusunda bir bilgilendirme, bir uyarıda bulunduk. Tabii. Hayır, evet, yani herhangi bir başka ülkeden gelen telkin ya da bir şey yok. Ama bizim öncelikli şeyimiz tedbir almaktır. Devlet aynı zamanda tedbir demektir. Yani olabilecek bir olay ki son dönemde biliyorsunuz uçaklar da düşüyor şeyde. Suriye'deki çatışmalar, helikopterler düşüyor, uçaklar. Bizim kendi öncelikle tabii sorumluluğumuz vatandaşlarımızın can güvenliğidir. Bu konularda tedbir almaktır. Bu bir tedbirdir. İhtiyaten alınan bir tedbir kararıdır. Suriye'nin sivil uçuşlarına Türk hava sahası hala açık mı efendim? Şu anda sivil uçuşları açık ama dediğim gibi bu şekilde her an denetlediğimiz, her an takip ettiğimiz durum söz konusu. Kesinlikle Suriye'deki sivil halka yönelik
bu baskı, bu zulüm sürdükçe bu konulardaki titizliğimiz de devam edecek. Bu uçak Türk hava sahasına girdiği andan itibaren mi? Evet. İzlendi herhalde, izlendi, değil mi? İzlendi tabii. Önceden takip edilen bir husustu. İzlendi ve Ankara'ya inmesi talep edildi. İkazlara uydu herhalde, değil mi? Evet. Ben Suriye tezkeresi bazında çok açık ve net bir soru soracağım. Çünkü şöyle bir tartışma yürüyor. Şimdi AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin olumlu oy kullandığı, ana muhalefet partisi CHP ve BDP'nin olumsuz oy kullandığı bir tezkere var. Ve Cumhuriyet Halk Partisi bu tezkereye karşı çıkmasını savaşa hayır gerekçesiyle ifade ediyor. Yani bu durumda hükümet veya sizin pozisyonunuz, yani Türkiye'yi Suriye'de bir çatışmanın içine sürükleme gibi bir pozisyon mudur? Öyle bir kavram ortaya çıkıyor. Şimdi bir kere çok açık bir şekilde Sayın Başbakanımız, bizler hem mecliste hem dışarıda onun bir savaş tezkeresi olmadığını, savaşı hiçbir zaman arzu etmediğimizi ama savaşın, var olan bir savaşın bizi etkilemesini engellemek için de caydırıcılığı ve her türlü ihtimaliyet çalışmasını yürütebilmek için bu tezkerenin tezkereyi almış olduğumuzu ifade ettik. Türkiye hiçbir zaman bölgesinde veya komşularıyla savaş iradesi ve savaş gündemiyle düşünmemiştir, çalışmamıştır. Ama maalesef ana muhalefet partisi sanki Türkiye'de böyle bir irade varmışçasına, evet, yani bu bir yaklaşım sergileyerek aslında ulusal güvenliğimizi de tehdit altına sokmaktadır. Ne demek şu şekilde efendim? Yani hiçbir zaman savaş düşünmeyen kendi ülkenizi sanki savaş istiyormuş gibi de uluslararası alana yansıttığınızda yarın biz Akçakale'ye düşen mermiler gibi mermilerle karşılaştığımızda ve uluslararası girişimlerde bulunduğumuzda sizin ana muhalefet partiniz böyle bir zan ile savaş gündemiyle hareket edildiğini söylüyor diye bir uluslararası gündem oluşmasına vesile olacak. Burada bu günler birlik ve beraberlik günleridir. Türkiye'de 5 can, 2 hanım, 3 çocuk, kız çocuğu öldürülmüş. Dönüp Suriye rejimine bunun hesabını sorması gereken ana muhalefet partisi bize dönüp niçin tedbir alıyorsunuz, neden bir tezkere çıkarıyorsunuz diyor. Tezkere bir savaş ilanı değildir. Tezkere iç hukukumuzun gerektirdiği bir işlemdir. Nedir bu işlem? Hükümetimize, silahlı kuvvetlerimizle birlikte Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden her türlü girişime karşı tedbir alma ve hazırlık yapma izni vermesidir. Biz bunu yapmamalı mıydık? Yani 5 vatandaşımız şehit edilirken ve sınırımızda, sınır boylarımızda hemen ötesinde bir iç savaş şartları taşımış, bir iç savaş şartlarına dönüşmüş bir durum varken biz bir gün herhangi bir sürprizle karşılaşma ihtimalini göz önüne alarak hazırlık yapma sorumluluğunu yerine getirirken buna karşı çıkmayı, evet, kabul edilir bir tarafı yok. Ayrıca şunu söyleyeyim. Türkiye savaş istemiyor ama Suriye'de bir savaş var. Ana muhalefet partisinin önce bunu görmesi lazım. Ve savaşa hayır demeden önce zulme hayır diyebilmesi lazım. Efendim? Dönüp Beşar Esad'ı hiçbir zaman kınımadan Esad rejimi. Orada öldürülen 30 bin insanı, orada yerinden edilen yüz binlerce insanı, milyonlarca evini terk etmiş, içeride mülteci durumuna düşmüş insanı göz ardı edeceksiniz. Bu zulmü, bu savaşı başlatan, yürüten Suriye'ye dönüp, Suriye rejimine dönüp hiçbir eleştiride bulunmayacaksınız. Hatta il başkanınız canımla kanımla sana fedayız Esad diye gösteri yapan bazı marjinal grupların gösterilerinin bulunduğu yerlerde bulunacak aynı gösteriler içinde. Sonra da dönüp Türkiye Cumhuriyeti hükümetine, sınırları korumak durumunda olan bir hükümete, böyle bir sorumlu olan hükümete savaş yapma ithamında bulunacaksınız. Bu akıl alır bir şey değil. Bunu vatanperverlikle izah etmek mümkün değil. Bizi eleştirebilirler. Bizim politikalarımızı eleştiri yöneltebilirler. Ama böyle bir Türkiye'nin 911 kilometrelik sınırında bir zalim rejimin yol açtığı bu istikrarsızlık sebebiyle dönüp hiçbir muhalefet kendi hükümetini suçlayamaz. Zulme dur diyemeyen, zulme hayır diyemeyenler savaş engelleyebilir mi? Ne zaman gördünüz CHP'nin veya Sayın Kılıçdaroğlu'nun zulme hayır dediğini? Bir tek Sosyalist Enternasyonel'de bunu söyledi. O da kendi söylemedi. Sosyalist Enternasyonel'de tam da bizim istediğimiz bir metin çıktı. Seslerini çıkaramadıkları için orada sustular. Öbür tarafta PKK, aynı Sosyalist Enternasyonel'de
PKK'yı neredeyse Filistin Kurtuluş Örgütü'ne benzeten bir metne de sessiz kaldı. Bizim beklediğimiz öncelikle Türkiye'nin ulusal menfaatlerini, milli güvenliğini tehdit eden bu durum karşısında bir beraberlik, bir milli beraberlik bilinci içinde hareket etmektir. Bu konuda Milliyetçi Hareket Partisi'ni takdir ediyoruz. Bizi eleştirebilirler ama bir her şeyden önce oradaki 5 vatandaşımızın şehit edilmesine gösterilmesi gereken milli birliği göstermiş oldu. O vatandaşlarımızın şehit edilmesi dolayısıyla bile bizim hükümetimizi, beni, Sayın Başbakanımızı suçlayan bir ana muhalefet partisinin kimin sözcülüğünü yapmaktadır? Dolayısıyla bu savaşa hayır ithamları, çok savaşa hayır tarzı söylem aslında yürütülen bir savaşı, yürütülen bir zulmü örtme çabasıdır. Türkiye savaş mı çıkardı? Türkiye herhangi bir Suriyelinin bu anlamda can güvenliğini mi tehdit etti? Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye tarafına hiç gerekçesiz bir şekilde herhangi bir müdahalede mi bulundu? Bu anlamda bir sınır ihlalini biz mi yaptık? Türkiye böyle bir şey, böyle bir gelişme olmadığı halde Suriye rejimine dönüp ona hesap soracağına, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine, bütün bu 75 milyon can güvenliğinden sorumlu olan bir hükümete niye hazırlık için tezkere istiyorsunuz demek, naiflikle, sadece naiflikle veya öngörememezlikle izah edilebilecek bir durum değil. Tezkere kapsamında silahlı kuvvetlere bir görev emri de verildi mi efendim? Aradan geçen bu süreç. Tabii içinde. Tezkerenin gereği neyse o yapıldı. Efendim şöyle bir şey var. Sayın Kılıçdaroğlu dün söyledi. Tezkereye gerek yoktu. Zaten misliyle, karşı top atışlarıyla karşılık veriliyor. Önce dediler ki bize tezkere demek, savaşa girmek demek değildir. Ama şimdi diyorlar ki gerekirse savaşabiliriz söylemleri de ortaya atıldı şeklinde ifade etti. Şimdi bakın öyle bir kaos yaşanıyor ki Suriye'de. Hiç kimse gelecekle ilgili şu veya bu olmaz diyemez. Bir devletin devlet olma gücü, kudreti, mahiyeti her türlü senaryoya hazır olma kabiliyetiyle ilgilidir. Devletin büyüklüğü %1 bile ihtimal olsa o senaryoya hazırlıklı olmakla ilgili. Bu hazırlıklar önceden yapılıyor. Tabii. Yani bakın. Olaydan önce yapılıyor. Süleyman Şah Türbesi bizim toprağımızdır. Evet. Biz en başından itibaren Süleyman Şah Türbesi ile ilgili kaygılarımız vardı. Bu bombalama esnasında oraya giden köprü de bombalandı. Şimdi o toprağımızı, yani daha önceki 20 Eylül'den sonraki top atışlarında, oradaki toprağımızı koruma zarureti gerektiğinde biz herhangi bir müdahale, bu bir bizim için bir, bizim başlattığımız bir savaş değil, bizim içinde olmayı arzu ettiğimiz bir savaş değil. Ama eğer toprağımızı savunmak gerekirse, eğer insanımızın can güvenliğini savunmak gerekirse, eğer sınır boylarımızda oluşabilecek risk unsurlarına karşı tedbir almamız gerekirse ki terörist risk unsurlarını kastediyorum. Türkiye'nin geleceğini teminat altına almak için o hazırlıkları yapmak bizim üzerimize bir vecibedir. Hükümet olmanın bir gereği. Yani şunu mu dememizi bekliyor? Hem tezkere çıkaracaksınız caydırıcılık için hem de ben hazırlık yapmayacağım kimse merak etmesin mi diyeceksiniz? Tabii ki hazırlık yapılacak. Tamamdır, soru sorabilir miyim? Yani komşularla sıfır sorun diye başlayıp Suriye ile tezkereye doğru giden tablo sizin en çok eleştirildiğiniz nokta. Siz bu iki eksendeki yani adeta bu noktadan öbür noktaya savrulma gibi görülen tabloyu ve adeta Suriye'deki krizin sorumlusu olarak tanımlanmanıza karşı bugün güncel olarak nasıl bir açıklık getiriyorsunuz? Aslında şuradan bu yayını yapıyor olmamız buna en iyi cevap. Yani eğer bir ülkede kendi halkıyla savaşmayan, işte dün burada sokaklarda yüzlerce, binlerce insan gösteri yaptı. 10 binlerce insan, evet, değil mi? Bir evet. Tehdit onlar, sıralamamızda ilk ülkeydi bu tabii, ülke. Tabii. Onlar Yunan polisi, ordusu onlara karşı sniper mı kullandı? Havadan bombardıman mı yaptı? Top ateşimle mi tuttu? Şu Akropolis'in Akropolis'e çıkıp Atina'yı top ateşine mi tuttu? Parlamento. Onlar olmadığı için biz buradayız. Bir ülkede kriz olması her zaman olabilecek bir şeydir. Önemli olan o ülkenin liderlerinin o krizde nasıl meşgul oldukları, nasıl uğraştıkları. Şimdi komşu ülkeler, komşularla sıfır sorun. Bu evet. Daha hükümetimizin ilk kurulduğu yıllarda 2002-3'ten başlayarak savunduğumuz, hükümet politikası olarak savunduğumuz, bugün de savunmakta olduğumuz bir politikadır. Ve dikkat ediniz. Yunanistan'dan başlayın. Bulgaristan, Romanya, Ukrayna. Geçen ay Ukrayna'da Yüksek Düzey Stratejik İşbirliği Konseyi yaptık. Bunun
3 ayağı vardı. YDSK, evet. Yani Yüksek İstişim Konseyi, vizelerin kaldırılması, serbest ticaret anlaşması. Ukrayna ile vizeleri kaldırdık. Serbest ticaret anlaşmasını neredeyse tamamlıyoruz. Ve YDSK yani konsey kurduk. Yunanistan'la YDSK kuruldu. Vizeler kalkmadı ama. Vizeler de kalkacak inşallah. Kalkacak mı? Hayır, şu anlamda. Biraz Schengen'e daha bağlı olduğu için. Adalarda kısmen. Ama adalarda fiilen kaldırdık bazı yerlerde. Ekonomik entegrasyonu en üst düzeye çıkarmak istiyoruz. Aynı şekilde Bulgaristan ve Romanya'yla da. Bunların hepsini yaptık. Mısır'la serbest ticaret anlaşması yaptık. YDSK kurduk ve vizeler de kaldırmayı planlıyoruz. Benzer şekilde Gürcistan'la, bırakın vizeyi, pasaportları kaldırdık. Rusya'yla YDSK kurduk. Toplantı inşallah önümüzdeki 1-2 ay içinde yapacağız. Vizeler kalktı. Serbest ticaret anlaşması ve diğer gümrük kolaylaştırmaları devreye sokuldu. Ve Rusya'yla en büyük ticaret ortağımız şu anda. Bazen Almanya, bazen Rusya. Ticaret hacmi de. İran'la, bakın İran'la kriz var deniyor. Biz iktidara geldiğimizde, 2000 yılında İran'la ticaretimiz 900 milyon. Biz iktidara geldiğimizde 2003'te 1,5 milyar civarında. Şimdi ne kadar? 25 milyar bu sene. Bu mu yani problemli olduğumuz düşünen İran? Tabii ki İran'la da, bazen Yunanistan'la da farklı görüşlerimiz var. Ama ve 1-2 yıl içinde 30 milyara doğru çıkabiliriz İran'la. Hedef buydu. Irak'la da en büyük ticaret ortağı Irak'ın hala Türkiye. Evet. Ve tabii yine hükümetlerle bir anlaşmazlık. Yani demokrasilerle yönetilen ülkelerle daha iyi tabii, bu işler yapılabiliyor. Tabii. Ama şeye geleceğim. Mut. Yani Irak'la da bu bir siyasi türbülanstır. Irak'ın kendi içinde yaşadığı ve bizi de etkileyen. İnşallah o da aşılacak. O da biraz konjektürel. Tabii konjektürel, ilkesel değil. 30 Basralı, Necefli, Kerbelalı 30 Şii gazeteciyle dün bir toplantı yaptım. Misafirimizdiler. Bütün bunları paylaştım onlarla. Tek problemli olduğumuz şu anda bu şekilde kriz şekline dönüşmüş olan ülke Suriye. Peki bunun faili biz miyiz? İşte bu soru yani, soruluyor. Evet. Evet, yani faili biz miyiz? Biz mi Suriye sokaklarına kalkın isyan, demokratik haklar talep edin dedik? Biz mi Suriye'de rejime bu insanlar isyan ediyor, bunları bastırın, sertlik şeyi kullanın dedik? Aksine biz onlara hep doğru yolu göstermeye çalıştık. Burada faili örtme çabası, yani ana muhalefet partisinin bu yolla yaptığını biliyor musunuz? Katilin yüzünü örtmeye çalışıyor.